Kullanılan kesirlerde payda 11'dir. Yarısı ifadesi geçmiş. 1 bölü 2 var. Payda 2. 4'te 1 var. Payda 1 bölü 4. İşlem kolaylığı açısından paydaları çarpalım. Ve bu şekilde değişken belirleyelim. 4 kere 2 8. 8 kere 11 88. Şimdi 88 çarpı K olduğunu düşünelim. Dairelerin 11'de 3'ünü daha temel atmadan satıyor. 11'e böldük 8. 3 ile çarptık 24. 24K'sı temel atmadan satılıyor. Geriye kalan daireler 88'den 24 çıktığı zaman 4, 64K'dır. Yarısını kaba inşaat aşamasında satıyor. Dolayısıyla yarısı 32K yaptı. Bunu da topladığımız zaman 56K bu şekilde gitti. Kalanında dört'te birini inşaat tamamlandıktan sonra satıyor. Başlangıçta 88'di. 56 satıldı. Geriye 2, 32K kaldı. 4'te birini inşaat tamamlandıktan sonra sattığı için bunun da 4'te biri 8K yapar. Bu da yine satılanlara eklendiğinde 56, 8 daha 64 yapar. 64K. 88K'dan 64K'yı çıkardığımız zaman burada 24K kalır. 8'den 4 çıktı 4, 8'den 6 çıktı 2. 24 çarpı K'da kalan miktardır. 12 daireyi kendisi için ayırdığına göre 12 dersek bizim buradaki orantı sabitimiz 1 bölü 2 olarak bulunur. Site kaç daire dediği andan itibaren K yerine 1 bölü 2 yazarız. Çarpı 88'den 44 daire olduğu anlaşılır. Doğru cevap B'dir.